Pınar! Nereye kayboldun? Endişelendim. Eğer izin verseydin sana açıklayacaktım ama... Ne yapıyorsun Tibet? Pınar, gelir misin biraz? Ne oluyor? Ne var? Neden girdik buraya? Pınar, başka bir okula yatay geçiş yapmak ister misin? Efendim? Ya da yurt dışında bir okula sıfırdan başlarsın. Tibet, biraz beni dinlersen... İstersen buna iyi bir çözüm buluruz. Aslında ben de burada bunu söylemeye çalışıyorum. Zaten ben... Bu okulun bir hatası. ama senin bunu kabullenmeyeceğini biliyorum. Kesinlikle. Hiçbir şekilde sen ve Genco aynı derslikte olmayacaksınız. Biraz sakinleştin mi? Bilemiyorum Pınar. Sizi birlikte görmek deli ediyor beni. Beni hala konuşturmadın bile Tibet. Ne söyleyeceğini tahmin edebiliyorum. Belki de gereksiz kıskançlık yaptığımı düşünüyorsun. Ama mesele sadece seninle ilgili değil. Sana haksızlık yapılıyor. Tibet bak. O çok büyük bir yetenek Tibet. Belki 10 yıl çalışsam bile onun seviyesine gelemem. Yani okul bu yüzden... Okul yönetimi yanılıyor. Onunla birlikte ders yapmanı istemiyorum. Ben de öyle. Sabahtan beri onu söylemeye çalışıyorum. Ama izin vermiyorsun ki. Ben de Genco ile birlikte ders yapmak istemiyorum. İstemiyor musun? İstemiyorum. İlke ile konuştum. Tülin Hoca ile de konuşacağım. Ben konuştum zaten Tülin Hoca ile. Bir dakika. Ne dedin? Ya demin Tülin Hoca'nın yanındaydım. Ondan bir hayır gelmez. Yani sen gidip benim adıma Tülin Hoca ile mi konuştun? Ya Pınar, senin iyiliğini düşünüyorum. Suç mu bu? Benim adıma kararlar vermeden önce benimle konuşman gerekmez mi? Başka okula gideyim öyle mi? O kadar kolay yani. Hayır, tam tersine. Senin için müziğin, piyanonun önemini biliyorum Pınar. Kopmaman için elimden geleni yaparım ki yaptım da. Ne yaptın Tibet? Gidip Tülin Hoca'ya bağırıp çağırmaktan başka ne yaptın? Yanılıyorsun Pınar. Haksızlık ediyorsun. Babam bile karşı çıkarken bursu kazanabilmen için devreye girdim. Ne? Bursu bana sen mi ayarladın? Pınar! Pınar! Bir dakika! Bırak beni! Pınar, bir dakika! Bırak beni! Yani benim kazandığımı sandığım bursu meğerse senin... Benim değil. Babamın arkadaşlarından birinin şirketi. Zaten burs vermek istediğini söyleyince ben de... Kendi çabamla kazandığımı sandığım bursu sen kazandırdın ha? Pınar, baban yüzünden okulu bırakmayı düşünüyordun. Ben senin emrinde çalışan biri değilim Tibet. Senin çocuğun da değilim. Benim için neyin iyi neyin kötü olduğuna sen karar veremezsin. Arkamdan işler çeviremezsin. Bana sormadan geleceğime karar veremezsin. Pınar. Derslere girerim ya da girmem. Piyano çalarım ya da çalmam. Buna sadece ben karar veririm. Pınar, bir dakika. Bu arada o bursu derhal iptal et lütfen. Bugüne kadar aldıklarımı da ödeyeceğim. Pınar. Tibet, her yerde seni arıyorum. Yalnız kalmak istiyorum derin, lütfen. İyi misin sen? Değilim. Ne olur üzerime gelme. Seni de kırmak istemiyorum. Yarın sınav var biliyorsun değil mi? Bu notları senin için çoğalttım. Önemli yerlerin altını çizdim. Eski sorulardan da bazılarını buldum. Sağ ol. Sıkıntılı olabilirsin, anlarım. Ama bu sınavı... Onun iyiliğini istiyorsun. Bunun için çabalıyorsun. Ama bazen kaş yaparken... Aşk ne zor şey ya. Biliyorum. Ama bir o kadar da güzel. Kalp kapakçıkların açılıp kapanma sesini bile duyarsın. Açılıp kapandıkça kan, aşk, tepeden tırnağa bütün vücuduna, ruhuna hayat verir. Boşuna yaşamadığını bilirsin. O kalp hem sen hem de onun için çarpar. Ne olursa olsun pes etmeme duygusu verir o insana. İnsan kalbinden nasıl vazgeçebilir ki? Kalbin olmadan yaşayamazsın ki, yaşayabilir misin? Yaşayamam. Bu yüzden de pes etmeyeceğim. Notlar için sağ ol. Tavsiyen için de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.